Merhaba oyun severler, Oyun Baskanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dawn of Man'in 10. bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki bölümlerden hatırlayacaktınız. Bakır Çağ bölümüne geçmiştik, çağına geçmiştik pardon. Buradaki tarlalarımızı yeniledik arkadaşlar. Bunlar zamanla çürümüş. Buradan şunu gösterecektim ben size. İlk defa kömür ocağı yapılmış. Şunu gösterecektim ben size. Gördüğünüz gibi bakın eşekten arkasındaki ne mesela yük arabası. Böyle bir tüccarımız geldi az önce. Ben de ilk defa gördüm oyun içinde. Şaşırdım biraz. Demek ki bizim de yapacağımız araba ona benzeyecek. Biz nasıl yapacağız bu arada onu? Şöyle göstereyim. 10 tane bilgi puanından sonra biz eşeği evcilleştirebileceğiz. Daha sonrasında tekerlek araştıracağız. Ondan sonra zaten arabamızı falan yapacağız. Daha sonrasında atı evcilleştirebilip atla artık yerdeki yani şey yerdeki diyorum tarlamızı sürebileceğiz arkadaşlar. Yani işleri daha da hızlandırabileceğiz. Süt çürüdü hayvanlarınız için ahırda yer kalmadı falan diyor. Harbiden çok fazla hayvan dışarıda kalıyor. Şu an hepsi dışarıda da. Diğerlerine bakacak. Abi ne oldu size ya? Siz nereden geliyorsunuz? Siz nereden geliyorsunuz ya? Çok merak ettim. Vallahi çok merak ettim bak. Siz şey mi taşıdınız yoksa? Götürüyor şey götürüyor. Ha, bakayım. Bakayım abi. Ha getiriyorlar. Vallahi getiriyorlar. Onun için bunlar susamışlar oradan geliyorlar. Tamam devam. Hiç zaman kaybına gerek yok. 4 hızı ver. Ekmek çürüdü. Çürüyebilir. Burada bir tane ihtiyacımız kaldı artık. Taş çemberine müthiş bir yapı bizi bekliyor olacak. Bazı insanların yazlık kıyafetleri yok. Oyun hızını düşürmesen de ben ona bir çare bulacağım şimdi. Burada odun kömürü çıkartıyor galiba değil mi? Tunç ve bakır. Yumuşak bir metal. He. Bakır diyor. Buradan ne çıkıyor? Odun kömürü çıkıyor. Bu enteresan bir şey. Demek ki bu odun kömürünü alıp burada yakıyorlar. Daha sonra buradan bakırı eritiyor. Burada ne olacak şimdi? Metal tezgahı. 4 tane bize saman lazımmış. Saman bize bu aralar gerçekten çok lazım olmaya başladı. Ama şuralar yetişmiyor mu? Yetişse artık diyorum yani. Gerçekten çok lazım olmaya başladı yani. O güzel. Fidanlarla birlikte tekrardan yetişmeye başlıyor. Hayvanlarımız için ahırda yer kalmadı. Abi şu hayvanlara bir bakayım ben ya. Kaç hayvanımız var bizim? 60 tane. Peki bizim barınma ihtiyacı olan hayvanlar 61 tane mi? Yo, barınaktaki toplam alan 50 tane, 17 şey 11 tane bizim şu an fazlalığımız var. Bunları kesip öldürebilirim de hiç gerek yok ki. Zamanla kendileri ölsünler yani öleceklerse de öyle ölsünler yani. Ölmedikleri sürece ben onların etinden, sütünden yararlanıyorum zaten. Sıkıntı yok yani. Abi buradan bir şeyler elde etmeye başlamışız. Bakın odun kömürümüz var 11 tane. Bir tane bakır cevherimiz var. 2 tane oldu. Bir tane bakırımız var. Yani enteresan işlere girişiyoruz bakalım. Üretim kısmında bir şeyler açıldı ama benim çok dikkatimi çekiyor daha. Üretim kısmında daha herhangi bir su değirmeni, su gücü gerekiyormuş falan. Bir an mayalama falan. Bakalım. Depolamada daha herhangi bir şey açılmamış. Burada da herhangi bir şey açılmamış. Şu an dini sembollere bakalım. Yok, burada da herhangi bir şey yok. Mezarlık. En büyük mezarlığı yaptım abi. Hiç sıkıntı yok. Yağmacı baskını dedi. Kaç kişi geliyorsunuz?
Abi bu kadar olamazsınız ki. 4-5 kişiler. Dur. Oyunu duraklat. Aynen. Şuradan. Abi tamam dur bir saniye ya. Alarm. Tüm kapıları kapat. Benim insanlarımı öldürdüler, kapılarımı açtılar. Allah kahretmesin ya. Benim kapımı yıktılar. Aşağılık herifler. Of. Abi bu kapıyı yapıncaya kadar şimdi benim adamlarım var ya ne kadar uğraşacaklar ya. Of of. Ölün o zaman ne yapayım ya. Uf. Dur. Dur. Şurada şu hayvanları kes bakayım dışarıda kalanları kes. Şunları kes abi. Evet bunları kestiler. Dışarıda kalanlardan en azından bir deri elde edip de şu şeyi birazcık açarsak bilgi puanı elde edersek bu neyi inşa ediyormuş? Meyve ağacı dikme. Kiraz ağacı, çavdar ağacı falan, üvey, kestane falan geliyor. Buradan biz eşeğe evcilleştirmeyi açacağız. Eşek evcilleştirme açıldı. Tamam. Abi şimdi bunun hayvan sınırları. Aynen hayvan sınırları yapalım. Keçi mesela. Abi ne %25'i ne %50'si ya. 25 tane keçi yeter bize. 25 tane de bundan yeter. Eşek çok çok yapabiliriz. Eşeği kendiniz evcilleştirebilirsiniz herhalde. Öyle düşünüyorum. 8 tane de bilgi puanından sonra artık biz de şey yapabileceğiz. Bu bizim için gayet güzel bir durum olacak. Burada ne gerekiyordu? Bunları yapamıyor bunu. Abi saman lazım ya. Açlıktan ölmüş. Sıkıntı yok. Ölebilirsin yani. Benim burada yapabileceğim bir şey yok. Devam ki. Burada ne vardı? Gernik değil mi? Herhangi bir sıkıntı da yok bunda. Abi şurada bir tane şey getiriyorlardı. Tamam, sıkıntı yok. Megalit miydi? Megalit miydi? Ne bir şey vardı ya. Ondan getiriyorlardı da. Abi tekeriniz patladı. Ne oldu size? Aa buradaymış. Demek ki yoruluyor insanlar da bunu bırakıp gidiyorlar ya. Ah canım. Allah inandırsın Bil Hoca. Tek başına çekemezsin lan. Gitmeyin lan yardım ama. Belini başını sakatlayacak, uğraştıracak biz ondan sonra. Bunlar niye yapmıyorlar? Şöyle. Sinir oldum artık şu hayvanların için yer kalmadı olayına. Son koyun öldü. Ölsün abi ne yapayım?
Yönetim. Eşek katılmadım hiç. At, eşek. Kesinler abi, kesin abi, kes kes. Aa, tüccar geldi. Tüccar. Bak seni bu aralar çok sevmeye başladım. Bana saman getirmedin mi? Defol git, seni gözüm görmesin ya. Manyak herif. Biz yarım saattir neyle uğraşıyoruz? Vahşi atma. Vahşi atları biz evcilleştiremiyoruz galiba ya. Evcilleştirebiliyoruz da daha onu öğrenmedik yani. Dolayı. Şu an ata mata bakıyorum da bulabilirsem onlara evcilleştirme talimatı vereceğim, eşeklere falan. Bu ne? Bunlar geyik abi. Siz nesiniz abi? Burada muflon keçileri falan var. Dağ keçisi. Bunlar dağ keçisiymiş. Hiç gerek yok böyle durumlara. Bunlar domuz mu? Domuzla ne işim var benim ya? Bak şuradakiler eşek olmalı. Hah. Aynen. Gidin abi yakalayın. Bunlar şeymiş. Buradakiler ne? Şöyle bir bakayım. Eşek yok işlerinde. Bunlar ne? Eşek galiba bunlar. Yok, muflanmış. Neyse. Biz bir evimize dönelim. Şöyle başlatalım oyunu. Keçi. Çürüsün abi, sıkıntı yok, tamam. Her şey güzel ilerliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece benim tek sıkıntım var şu an. Şu şeyler yetişsin de, gernikler falan iyice yetişsin abi. Onlardan saman elde edeyim artık. Ne olur lütfen. Yani lütfen bir su artık bitsin ya. Abi 152 mi? Gelsin hemen, hemen satacağım şu etleri. Çok fazla etimiz var ya. Bunlar bizi çok fazla, aşırı fazla. Aynen. Aynen bro. Bunlar bize çok fazla ya. Bu kadar eti ben gerçekten tahmin etmiyordum ama. Yapacak bir şey yok açıkçası. Şu metal şeyine bir önem ver bakayım. Bir buradan ne çıkacak bana çok merak ediyorum. Bir de şuna önem verin. Bir de buna önem verin abi, atölyeye. Bu ikisi çok önemli. Tüccar mı geldi? Abi tüccar bak çok hızlı geliyorsun. İyi, bu çok güzel bir haber ama bize biraz daha ne diyeyim sana, böyle şey vermen lazım abi.
Sana 8 tane bundan vereyim. Sen de bana 6 tane şey ver. Hadi git. 156 tane et ver abi. Hepsini satacağım. Neredeyse de alacak bir şey yok ki adam. Şuna bak, hala et getiriyorlar. Nereye koyuyorsunuz o kadar eti? Buraya 4 tane saman gerekiyormuş. Yüksek abi, yüksek. Buraya çok ilgi göstermeniz lazım. İlk defa metal tezgahı yapıldı. Tamam, güzel. Burada neler yapabiliyoruz şimdi? Seri üretim kapalı diyor. Bakır, mızrak. Tamam. Bakır bıçak, bakır balta, bakır orak. Hepsinden yap. Hepsinden. Hiç sıkıntı yok. Yap abi. Gelin kesin hemen şunları. Hadi hadi hadi. Ve milyon kilometre öteden getirilen megalitimiz yap abi, yap. Yap, bu bize çok lazım. Ben kaç bölümdür ben bunun için uğraşıyorum ya. Çok sevindim ama ya. Vallahi billahi yeter ya. Çok uğraştık. Çok eziyetler çektik. Sırtımızda çok taş taşıdık. Ama artık o taş çemberini bitirdik dostlarım. Şimdi insanların moralini siz düşünün arkadaşlar. Yani moral düşme diye bir şey olmayacaktır yani büyük ihtimalle. Ve taş çemberimiz bitti dostlarım. Müthiş bir zevk. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika ya. Çok iyi oldu. Şu an neler yaptık başka? Şuradaki bir atölyemiz vardı. Atölyemizde neler yapabiliyoruz? Avlanmada geçerli sapan yapabiliyoruz. Peki sapanımız var bizim zaten. Bu sapanın ne ek özelliği var? Yay var. Bu yaydan yapalım. Olta diyor. Balık tutmadan. Yani balık tutmuyorum. Kızak insanlar tarafından çekilebilir. Basit bir taşıma. Sürekli üretim yapabiliyoruz bunun sayesinde. Ve ayrıca burada gördüğünüz gibi yuvarlak kalkan ve ayrıca oval kalkan, ne bileyim, gelişmiş yay, dalyan falan, yük arabası, tekerleği araştırmamız gerekmiş, saban, saban neyse ondan da yapılabiliyormuş. Bunlar zamanla yapılabiliyor demek ki. Biz şimdi hemen müsaadenizle tekerleği araştıralım arkadaşlar, dostlarım. Tekerleği araştıralım ve yük arabasını artık seri üretimine başlıyoruz dostlarım. Ve sizi böyle mutlu bir haberle bölümü sonlandıracağım.